Mert İlçe Başkanımız, Kadın Kolları ve Genç Kolları Başkanlarımız, ve bütün kademelerindeki arkadaşlarımız, mahalle başkanlarımız, köy başkanlarımız, muhtarlarımız, bugün buraya teşrif etmiş, bayramın bu mübarek bayramı birinci günde teşrif etmiş kıymetli üyelerimiz, kıymetli hemşehrilerimiz, hepiniz Uşak İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz bir aileyiz. Bayramı ailelerle geçirmek en güzeli. Bugün de bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Tabii ki kardeşlerimiz var, eşlerimiz var, çocuklarımız var, amcalarımız, halalarımız, dayılarımız var, yakın akrabalarımız var. Her birisi bayramlarda ziyaret edilecek. İki bayramdır pandemi münasebetiyle ziyaretleri yapamıyorduk. Bu bayram vesile olacak inşallah. Herkes şu ana kadar gitmiştir. Bundan sonra da ki süreçte de inşallah akrabalarını ziyaret edeceklerdir. Onun için çok fazla burada da sizlerin de zamanını almadan kısaca bir selamlayalım dedik. Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar hepimizi kavuştursun. Barış içerisinde, sulh içerisinde bir ülkede huzur ve mutluluk içerisinde inşallah yaşamaya devam edelim. Bu ülkeyi evlatlarımıza, torunlarımıza güçlü bir ülke olarak emanet edelim. Bugün bu emanetin sorumluları bizleriz burada, Uşak'ta. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımızın bütün kademesindeki görev alan, gönüllü bir şekilde mücadele eden bütün arkadaşlarımız bir emanetin yükledicisi pozisyonundalar. Biz bir parti teşkilatıyız. Bizim ideallerimiz var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. 2023'e giden yolda şurada bir yıl gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde gece gündüz çalışarak bizler inşallah bize Uşak'la emanet edilen bayrağı en üst noktada inşallah temsil edeceğiz, oraya bırakacağız. Ve Allah'ın izniyle zaferle 2023'ü sonuçlandıracağız. Ben birkaç gün önce, cumartesi günü akşam yapmış olduğumuz teşkilat iftarımızda bu enerjiyi gördüm. Elhamdülillah o gün de ifade ettim. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar mücadele eden, işin içerisinde olan bütün arkadaşlarımız o gün ortalarda hepsinin gözlerini çekiliyordu. Bu enerji, bu sinerji Allah'ın izniyle hem Uşak'ta hem Türkiye'de kutlu bir zaferin müjdecisi oldu. Ben hem o gün oraya katılanlara hem de bugün buraya teşrif etmiş olan bütün dostlarımıza, AK Parti'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ben sözlerine son verirken tekrardan ailelerimizin, çocuklarımızın, annelerimizin ve bütün milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcı olsun diyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Kıymetli milletvekili arkadaşım, Kadın ve Genç Kolları Başkanımız, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, değerli oda başkanlarımız, kıymetli onun kardeşlerimiz, değerli yol arkadaşlarımız, ben de öncelikle bugün partimiz tarafından organize edilen mübarek Ramazan Bayramı tebrik törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'i idrak ettik hep birlikte. Bugün Rabbimiz bizi bayrama kavuşturdu. Bizi bayrama kavuşturan Rabbimize şükürler olsun diyoruz. Ama Rabbim inşallah nice bayramlara tüm sevdiklerimizle birlikte, ailelerimizle birlikte bizleri ulaşmayı bundan sonraki süreçte de nasip eylesin diyoruz. Ramazan ayı malumunuz dayanışmanın, birlikte hareket etmenin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdi. Bizler Ramazan'ı elimizden geldiğince oruçlarımızla yardımlaşma durumları içerisinde elimizden gelen hangi çaba gerekiyorsa o çabayı ortaya koyarak yaşamaya, idrak etmeye gayret ettik, çaba sarf ettik. Bugün de Rabbimin inayetiyle bayramımıza kavuşmuş bulunuyoruz. Tabii özellikle bu bayramların bizim açımızdan
çok da ayrı bir önemi var. İnşallah birliği ve dirliği hakim kılan, aradaki hukuku artıran bu dayanışma günlerini bizim de teşkilatımız açısından da, ailemiz açısından da, dostlarımız açısından da birliğimize, dirliğimize inşallah vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Burada başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında AK Parti'nin serencamında devam eden sürecinde birçok badireleri ve zorlukları AK Parti ailemizle birlikte aştık. Büyük mücadeleleri ortaya koyduk. Ülkemize karşı yöneltilmiş olan tehditleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu badireleri aziz milletimizin partimize verdiği güçlü destekle milletimizle birlikte aştık. Bugün de aynı sıkıntıları, aynı zorlukları hep birlikte bugün ülkemize her noktada kast edenlere karşı, ülkemizin önüne sert çekmeye çalışanlara karşı, ülkemizin güçlü yürüyüşünü durdurmaya çalışanlara karşı yine aynı kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK kadrolar olarak 2023'te de inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Burada özellikle hep ifade ettim. Bu badireleri aşarken yaşadığımız seçim süreçlerini hep birlikte yaşadık. Sokakları, evleri hep birlikte gezdik. Vatandaşlarımıza hep birlikte ulaşmaya çalıştık. Ve her bir seçimin ayrı ve kendisine has özgün öneminden bahsettik. Çok o günlerin değerinde ortaya çıkan sıkıntıları düşünüldüğünde vesayete karşı, darbelere karşı mücadele edilen o süreçte her bir seçim ayrı bir önem izafe ediyor. Bugün de yaklaşan 2023 seçimleri aslında bütün bunların artık bir araya geldiği ve bu ülkenin kalkınma hamlesinin güçlü, müreffeh Türkiye yarınlarına ulaşma hedefinin önündeki son engel olarak bizim de AK Parti mensubu olarak bu aziz milletimize karşı omuzlarımızdaki en büyük sorumluluk olarak görüyoruz. Bu sorumluluğu teşkilatımızla, milletimizle birlikte inşallah aşacağız ve güçlü yarınlara ülkemizi hep birlikte taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün özellikle ekonomik anlamdaki sıkıntıları gerekçe göstererek bu noktada bütün dünyada yaşanan aslında pandeminin etkisi ve arkasından gelen savaş riskinin ortaya çıkardığı sıkıntıları sadece ülkemizde yaşanıyormuş ve bu anlamda kötü bir yönetimin sonucuymuş gibi yansıtarak hükümetimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışanlara karşı aziz milletimizin sağduyusu, feraseti aslında neyi hedeflediklerini daha net ve açık şekilde görüyor. Nitekim bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yaşanan bu kritik süreçte büyük liderliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi noktasında hızlı karar alma mekanizmalarının gücü sayesinde ülkemizde daha çok oluşabilecek olan zararları bertaraf edebilmek, ortaya çıkan ekonomik sorunları ortadan kaldırmaya yönelik hamleleri hızlı şekilde hayata geçirmek adına büyük bir gayret ve çabayla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz çalışıyor. Nitekim bunu fırsatçılığa çevirmeye çalışanlara karşı, stokçılığa çevirmeye karışanlara karşı, bu krizleri kendi şahsi menfaatlerine evirtmeye çalışanlara karşı da aziz milletimiz hak ettikleri cevabı hükümetimizle birlikte, hükümetimizin aldığı kararlarla birlikte inşallah hep birlikte vereceğiz diyorum. İnşallah yarınlara ülkemizi hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taşıyacağız diyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Allah bizlere çıkmış olduğumuz bu yolda yar ve yardımcısı olsun. Bu ülkenin geleceği için bizleri birer çalışkan nefer nasip olmayı nasip etsin diyorum. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum.
Çok değerli il başkanımız, çok değerli milletvekili kardeşim, çok değerli merkez ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, mahalle temsilcilerimiz, yönetimdeki çok değerli kardeşlerimiz, bu davaya gönül vermiş kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz, ben de Uşak il başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan bayramlaşma törenine teşviklerinizden dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle böyle bir güzel coğrafyada gelmeyi ve böyle İslam dinine tanışmayı ve İslam dinini kabul etme yönünde böyle bir şansa sahip olduğumuz için Allah'a binler kez de şükrediyorum. Tabii ki İslam dini gerçekten de Allah tarafından bize gönderilen en son din ve mükemmel bir din. Ve işte bu yaşadığımız Ramazan ayında işte başı rahmet, ortası mağfiret, sonra azaptan kurtulmuş olan Ramazan ayında gerçekten de zengini, fakiri, herkes varlıklı olsa da olmasa da herkes Allah'ın emrettiği şekilde yemeden içmeden arınarak ve aynı zamanda açların halinden anlayarak ve diyelim ki mağdur durumdaki vatandaşlarımızın yanında olarak kardeşliği pekiştiren bir din. Ve Allah'a binler kere hamd ediyoruz. Bugün Ramazan ayını bitirdik ve bunun müjdecisi olan Ramazan bayramı eriştik ve burada güzel ülkemizde özgür, demokratik bir ortamda, güvenlik içinde çoluğumuzla, çocuğumuzla beraber bayramı kutluyoruz. Bundan dolayı Allah'a binlerce kere şükrediyoruz. Niye diyecek olursanız, bugün aşağı yukarı üst tarafımıza baktığımız zaman Ukrayna'ya bakıyorsunuz, aşağıda Suriye'ye bakıyorsunuz, Irak'a bakıyorsunuz, Afganistan'a bakıyorsunuz. İşte bağımsız bir devletin ne anlama geldiğini orada idrak ediyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hem ülkeyi imar ve inşa ederken hem de gelecekte Türkiye'ye yönelebilecek tehditleriyle ilgili pek çok adımları hayata geçirdi. Bugün milli savunma sanayimiz gerçekten de çok büyük atılımlar yaptı. İşte geçtiğimiz günlerde bir Afrika ülkesine aşağı yukarı 4 tane helikopter ihraç ettik. Bu önemli bir aşama. Ve artık kendi hür kuşlarımızı, uçaklarımızı kendimiz yapabiliyoruz. Savaş uçaklarımızda önemli bir mesafe kat ettik. Savaş gemilerimizi kendimiz yapabiliyoruz. Ve 150 kilometre artı kısa menzilli füzelerimizi kendimiz yapabiliyoruz. İşte İHA'larımızın, SİHA'larımızın hem Azerbaycan'da hem de Ukrayna'da neler yaptığını hepimiz beraber bunlara şahitlik ettik. Burada çok önemli bir nokta var. Gerçekten de Türkiye tam eşik atlamak üzere ve gerçekten de tam bağımsız bir devlet olma yönünde önemli bir adım atmak üzere. Ve bunları dışarıdaki Türkiye düşmanı olan ülkeler de görüyor bizim gördüklerimizi. Ve hem şaşırıyorlar hem de biz bunu niye engelleyemedik diye düşünüyorlar. Engellemek için de elinden gelen gayreti gösteriyorlar. İşte ve dolayısıyla da eğer biz günübirlik diyelim ki olaylara takılıp kalırsak ve fotoğrafın büyüğünü göremez de sadece küçük bir noktaya bakarsak çok büyük yanılgıya düşmüş oluruz. Bu elde ettiğimiz kazanımlar, bu insanlarımızın elde ettiği haklar, özgürlükler, güvenlik, terörle mücadele bunların pek çoğunda akamete uğrayacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Bugün işte bazı Avrupa ülkelerin bu 6+1'i neden desteklediğini düşünün bir kere. Neden bunları destekliyor? Bunlar bunun akrabası değil, kardeşi değil, soydaşı değil, dindaşı değil. Neden bu 6+1'i destekliyor? Neden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikiliyor bunlar diye bir düşünmekte fayda var arkadaşlar. Ve öyle bir zamandan geçiyoruz ki tabii ki burada 2 yıllık bir süreç zarfında pandemi süreci yaşadık. Burada dedim ki transferlerde çok büyük aksamalar oldu, üretimde çok büyük aksamalar oldu. Tüm dünya devletleri etkilendi. İşte sabah enişten Almanya'da daha önce diyor burada ayçiçek yağı 1.19 euroydu kilogramı, bugün 4.35 euro diyor. Aynı şey. Onlar da yaşıyorlar. Benzinde aynı şeyi yaşıyorlar. Şekerde aynı şeyi yaşıyorlar.
çimentoda, demirde, aklınıza gelecek her şeyde aynı yaşıyorlar. Ama öyle bir algı yaratılıyor ki sanki bunların tek müsebbibi AK Parti'ymiş gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir algı oluşturmaya çalışarak milletimizde önümüzdeki yaklaşan 2023 seçimlerinde bundan faydalanmak istiyorlar. İşte bize düşen şimdiye kadar Uşak Teşkilatı olarak ve milletvekili olarak, il başkanı olarak, ilçe başkanı olarak, kadın kolları, genç kolları başkanı olarak ve bu davaya gönül vermiş kardeşlerimiz olarak şimdiye kadar nasıl Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durursak bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz. İnşallah 2023 seçimlerinde bu 6 artı 1'e gereken cevabı vereceğizdir. Değerli kardeşlerimiz, tabii ki bu sıkıntıları da aşacak kim diye sordukları zaman insanların aşağı yukarı %40'ına yakını bu sorunları kim aşar dediği zaman bu sorunları dünya lideri olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşar diyor. Kılıçdaroğlu aşar demiyorlar. Meral Akşener aşar demiyorlar. Bizden ayrılmış olan ve başkalarının yanında yandaş olmuş olan Ali Babacan aşar demiyor kimse. Bu ekonomiyi onlar düzeltir demiyor. Ve diğer taraftan Ahmet Davutoğlu, bizim başbakanlığımızı yapmış olan Ahmet Davutoğlu bu ülkeyi düzeltir demiyorlar. Yani kerameti kendinde bilenlerin ne kadar yanıldıklarını, bunun bir dava hareketini ve birlik hareketi olduğunu ve dolayısıyla da birlikte bir bütün olarak hareket edersek ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren bir örnektir bu. Dolayısıyla da kim başka yollara sevk olursa olsun, başka yerlere giderse de gitsin, başkalarının prandası olursa olsun, bunlar tarih önünde hesap verecektir. Bu millet size bakanlık vermiş, 10 yılın üzerinde bakanlık vermiş. Bu millet size en şerefli olan başbakanlığı vermiş. Ve hiçbir zaman tabii ki bunlar unutulmaması lazım. İnşallah tarih önünde onlar da gerekli dersi alacaktır. Biz 2023 yılında nasıl şimdiye kadar her zorluğu yendiysek bu 2023'te de Allah'ın izniyle inşallah bu zorluğu da yeneceğizdir. Sayın Vekil de ifade etti. Her seçim çok önemlidir. Niye? Artık siz basamakları çıkıyorsunuz. 2002'deki çıktığımız basamakla şimdiki bulunduğumuz basamak farklı. Dolayısıyla da gerçekten de her seçim daha da önemli hale geliyor. Çünkü bu savunma sanayi anlamında, Türkiye'nin bağımsızlığı anlamında, terörle mücadele anlamında her seçim daha da önemli hale geliyor. İşte diyebilirsiniz ki bize ya geçen seçim de önemli. Geçen seçim de önemliydi. O kendi için de önemliydi. Bu kendi için de önemli arkadaşlar. Ben inanıyorum ki şimdiye kadar Allah razı olsun Uşak AK Parti il başkanlığı olarak bu davaya gönül vermiş kardeşlerimiz olarak gerçekten de burada tarih yazdınız. Hele 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerinde ve AK Parti tarihinde, belki de bilemiyorum ama Uşak tarihinde bir destan yazdınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerimiz, tabii ki Ramazan günü hepimizin akrabası var, eşi var, dostunuz var. Onlarla bayramlaşacaksınız. Öncelikle değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için, partimize ayırdığınız için, davanıza ayırdığınız için her birinize hasreten teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah çoluğunuzla, çocuğunuzla beraber sağlık içinde, sıhhat içinde nice bayramlar geçirmeyi nasip eylesin diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah emanet olun diyorum. Evet, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şöyle AK Parti kuruluşundan bu yana şöyle selam anlatmış oldu. Ben de kısaca bir iki şey söyleyeceğim. Ondan sonra da eğer bugün görürseniz vekillerimizle beraber dışarıdaki salonlarından önden biz geçelim. Sonra bütün arkadaşlarımızla şöyle bayramlaşalım. Ondan sonra da buradan ayrılmış olalım inşallah. 2002 yılında partimiz kurulduğunda Cumhurbaşkanımız AK Parti ülkemize vaatlerde bulunurken duble yol vaatlerinde bulunuyordu. Köylerde altyapısı tamamlanmamış köy vaatlerinde bulunuyordu. 20 yılın sonunda geldiğimiz noktada Allah'ın dostu artık bizler işte dünya lideri bir Türkiye vaadinde bulunuyoruz. Doğal gazı kendisi üreten, bulan, efendim dışarıya bağımlı olmayan, tam bağımsız bir Türkiye'den bahsediyoruz. Savunma sanayinde
artık kendi ihtiyacını gördüğü gibi dünyanın her tarafına ihracat yapabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani dünya lideri bir ülke olmuşuz. Allah hamdolsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbim ona sağlık, sıhhat versin. 2023'te inşallah onun arkasında güçlü bir şekilde büyük bir zafer elde edeceğiz inşallah. Ondan sonra bak göreceksiniz inşallah. Yani ömrümüz vefa ederse göreceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız 2053-2071 vizyonlarını koyuyor ortaya da. Bundan sonra dünyada bir ülke lider olacaksa Allah'ın izniyle Türkiye olacak diyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.